daha dünyadayken kendine çeki düzen ver. Daha dünyadayken bugüne geldiğin zaman amel defteri sağdan verilenlerin kim olduğu da anlatılmış, amel defteri soldan verilecek olanların kim olduğu da anlatılmış. Yüzleri kararacak olan insanların kim olduğu da anlatılmış, yüzleri aydınlanacak olan insanların kim olduğu da anlatılmış. Öyleyse bakacağız bunlara kardeşlerim. Bunların yolları hangisi ise hangisinde kendimizi görmek istiyorsak hayatımızı ona göre tanzim edeceğiz. Şöyle bir şey yok kardeşlerim. Yatalım, amel etmeyelim, sürekli boş konuşalım, temennilerde bulunalım ve isteyelim ki peygamberlerin dahi Allahümme sellim sellim dedikleri günde yüzümüz aydınlık olsun. Böyle bir şey yok. Ela inne at Allah cenne, ela inne at Allahi galiye, ela inne at Allahi cenne. Dikkat edin. Allah'ın satışa sunduğu şey değerlidir. Allah'ın satışa sunduğu şey değerlidir, pahalıdır. Allah'ın satışa sunmuş olduğu şey cennettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Huffetü'l cennetu bil makareh ve huffetü'n naru bi şehavat. Cennetin etrafı insan nefsine ağır gelen şeylerle donatıldı. Cennetin etrafında nefse hoş gelen şeyler yok. Cennetin etrafında açlık var. Cennetin etrafında uykusuzluk var. Cennetin etrafında Allah'a boyun eğerek dua etmek var. Cennetin etrafında uzun uzun secdeler var. Cennetin etrafında şer'i ilim talep etmek var. Cennetin etrafında malın yükünden kurtulmak, malı infak etmek var, biriktirmek yok. Cehennemin etrafında da tam tersi var kardeşlerim. Yatmak var, konuşmak var, yemek var, mal biriktirmek var. Nefse hoş gelen ne kadar şey varsa cehennemin etrafında var. Öyleyse Allah Azze ve Celle madem iki yolu bizim önümüzde apaçık bir şekilde bizim önümüze koymuş, tercih bizimdir kardeşlerim. Hangi sonuca varmak istiyorsak, onun sonucun yolunu izlemekle mükellefiz. Cehennemin yolunu izleyip cenneti beklemek bu beyhude bir beklenti olmuş olur. Ya da Allah'ın adaletsizlik yapıp çalışıp çabalayan insanların hakkından bize vermesini beklemek olur ki emin olun bizim Rabbimiz adildir. Kullarından hiç kimseye zulmetmez.